işleri yapan birileriyle tanıştım. Parada da anlaştık. Kaçıracaklar beni. Suçuna suç eklenecek, yapma. Motor bekliyor. Biraz sonra binip çekip gideceğim buralardan. Geride bıraktıkların ne olacak Şevket? Annen, baban, kardeşlerin ne olacak? Ferhunde? Ben zaten onlardan kaçıyorum. Onları daha fazla utandırmak istemiyorum. En iyisi hayatlarından çıkıp gitmek. Bu o kadar kolay mı? Başka çarem yok. Git teslim ol. Çok acı verdin ailene. Daha fazlasını yaşatma. Geç kaldın. Geldim. Şevket! Sedef, dön dedim sana. Bin arabaya. Çabuk. Reis gemiye yetiştirecek seni. Atla. Dur ne olur. Eğer teslim olursan baban için de annen için de bir umut olur. Cezanı yatar çıkarsın. Yükünden kurtulursun. Eğer gitmezsen Ferhunde seni affeder. Yanında olur. Ne olur Şevket, onları bir kere daha hayal kırıklığına uğratma. Gemi boğazdan çıkarsa para yanar, ona göre. Nereye gidersen git, kendini de yaşadıklarını da beraberinde götüreceksin Şevket. Geride bıraktıklarının yükünü denize atabilecek misin? Onları düşünmeden edebilecek misin? Yapma bunu bana, yapma. Baban her zaman senin beyninde olacak. Ferhunde'yi nasıl bırakacaksın? Kaçmak çözüm değil. Gel vazgeç, cezanı çek. Tertemiz bir hayata başla yeniden. Şevket! Sen bu kadar korkak mısın? Hatalarınla yüzleşemeyecek kadar zayıf mısın? Para ödenir ama hayatından çaldığını ödeyemezsin. Düşündüğün kadar zor değil. Şimdiye kadar yaptıklarından zor değil Şevket, lütfen. Defol o zaman, defol. Ömür boyu çek cezanı. Daha beter bir cezaya mahkum et kendini. Hop, ne oluyor? İstersen annemlerin yatağında sen yat. Ayşe'yi ben buraya alayım. Yok. Siz yatın rahat rahat. Tamam. Tamam, bir şey yok. Bu kadar acı çekiyorsan gitmesine engel ol. Böyle bir gücüm var mı sence? O benim hayatımı değiştirdi. Ben ona kal dersem ömür boyu vicdan azabı çekerim.